Değerli müteferrika dostları, 77. müteferrika sohbetine hoş geldiniz. Müteferrika sohbetlerimiz kitap kültürü üzerine uzmanlığı olan, fiili olarak çalışması olan ya da akademisyen isimlerle yaptığımız bir sohbet dizisi. Ancak bu sohbetleri geçtiğimiz Kasım ayından bu yana daha özel bir projeyle sürdürdük. Önümüzde 3 sohbet daha var. 3 sohbetle bitecek şekilde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk kültürünü farklı yönleriyle ele alan ve yine alanında önemli isimleri davet ettiğimiz bir sohbet dizisi. Türk müziği, Türk mimarisi, Türk romanı, Türk arkeolojisi gibi Türk kültürünün ana konularını değerlendirme toplantılar olarak sürdürdük ve bugün 21.sini Türk felsefesini konuşmak üzere yapıyoruz. Bugün Türk felsefesini Profesör Bülent Sönmez'le konuşacağız. Kendisi 1963 Adıyaman doğumlu, ilk orta liseyi Adıyaman'da tahsilini yaptıktan sonra Selçuk Üniversitesi'nde lisansüstü ve doktorasını yaptı. Kendisinin birçok kitapları var konularıyla ilgili. Bugün Türk felsefesini konuşmak üzere hoş geldiniz Hoş bulduk. hocam. Teşekkür ederim. Türk felsefesi deyince, tabii bizim yüzlerce yıllık, binli yıllar olarak nitelendirebileceğimiz bir Türk düşünce geleneği var. Bu düşünce geleneğinin geçmişinde tabii şamanizmden söz edebiliriz. Ön Türk uygarlığının felsefesinden söz edebiliriz. Daha sonra Türk İslam medeniyeti bağlamında da Kindi, Farabi, İbn Sina gibi çok önemli kurucu filozoflar var. Bunlara kısaca bu geçmişimize değindikten sonra günümüze Evet. gelsek, yani Türk felsefesi nereden geliyor, kaynakları neler Evet. ki bugünü daha iyi anlayabilelim. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Millet Kütüphanesi Ahmet Kod Kitaplığı'na. Çok nefis, çok güzel bir mekan. Tebrik ediyorum ayrıca. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi şöyle ben hani felsefeyi bir bilgelik, yani felsefe tanımı biraz hani sıkıntılı. Şimdi felsefe deyince hani şamanizmden falan bahsettiniz. Mesela hani felsefeyi Yunan'la başlatan bir şey var, bir algı var. Şimdi felsefe ben de felsefe bölümünde yıllardır hocayım. Bizim öğrencilerin felsefeye bakışı şöyledir yani. Acaba ne zaman ateist olacağız veya ne zaman kafayı üşüteceğiz yani. Tamam, böyle bir algı var. Şimdi felsefe deyince akla böyle bir şey geliyor. Hani şimdi felsefe aslında sizin söylediğiniz anlamda hikmet diye tanımlarsak, hani bilgelik olarak tanımlarsak, tabii eski toplumlarda da var. Yani bu bilgelik. Ben bir ara yabancı öğrencilere ders veriyordum. İşte Rus öğrenciler var, Almanlar var filan. İşte onlara felsefecinizi, yani onlara ilişkin o bölgede çıkmış felsefecileri tanıtıyorum filan. Orada yani bunları tanıtmalarını istiyorum, ödev veriyorum. Çadlı bir çocuk vardı, Çat. Afrika'dan gelmiş. Ben o zaman düşünmem ya Afrika'nın ne felsefesi orada diye düşünüyorum. Sonra aklıma geldi, dedim ya sizin orada hani felsefe, bilgelik şeyi var mı dedim. Ya yani bilgece yaklaşımlar var mı dedim. Bunları aktar dedim sen. Çocuk öyle şeyler hazırlamış ki yani ben de hayran kaldım ya. O hani ilkel kabile denilen, hani ilkellik tabii günümüzde biraz anlamını yani ilkel hani vahşi, kaba anlamını
yeni antropolojik verilerle büyük ölçüde yitirmiş vaziyette. Yani ben ilkelden ziyade öncel topluluklar hani diyorum. Şimdi biz felsefeyi nereden başlayacağız? Yani her toplumun içerisinde bilgece unsurlar vardır. Şimdi bilgece unsurlar burada mesela sıkıntımız şudur arkadaşlar. Şimdi bu ilerleme düşüncesi özellikle pozitivizm eksenli bir felsefe okuması vardır yani. Bütün bilimlere sirayet etmiş. Felsefe, sosyoloji, psikoloji. Yani şeyi felsefede mesela şöyle bir şey vardır. Mesela mitostan logosa. Mesela eski Türklerdeki mesela bilgece unsurları veya işte eski insanların ürettiği bilgece unsurları geri kalmış bir tarih kesitinin ürünü ve Yunanlının bu işi kotardığını, bu işi Yunanlıyla başlatan bir algı var. İlerleme fikri, yani pozitivizmin ilerleme fikri. Dolayısıyla mesela ne diyor? Mitostan logosa bir geçiş var diyor. Halbuki mitosla logos arasında bir şey yok. Yani anlam açısından ikisi de anlamı arıyor. İkisi de insanı anlama hamlesidir. Yani bugün yani insanoğlunun tecrübeleri artmakla birlikte felsefi anlamda, bilgelik anlamında bazı temel doğrular asırlar boyu efendim gelmiş. Hani Türklerde de oradan işte İslam, Türklerin İslam'la tanışması, Yunan felsefesiyle Arap dünyasının karşılaşması. Bir de şöyle bir şey, yani kavimlerin bir araya gelmesiyle mesela diyelim Halife Me'mun diyelim. Hani annesi Türk, babası Arap. Anlatabildim mi? Halife Me'mun bütün o Yunan eserlerini Arapçaya çevirmiş. Yani Süryaniler özellikle Müslümanların ilk hocaları Süryanilerdi. Yani şey olarak felsefe işte Beytül Hikme kurulmuştu. Şimdi Yunan'dan bu yana yani şeye felsefenin yani bilmiyorum soruyu dağıtıyor muyum da? Yok zaten yani bizim sohbetimiz sorudan çok sadece bir yönlendirme. Tamam, yani tamam. Yani şey sizin, söz sizin. Evet. Nasıl isterseniz. Yani tamam. Yani kaptan. O zaman sizsiniz. Rahat olayım ben yani. Rahat olun, tamam. Rahat olun. Bu bir röportaj değil. Evet, evet. Bu bir hani bazen hocalarımız ya da arkadaşlarımız öylesine kendisini kaptırıyor ki ve gayet güzel de gidiyor. Ben hiç de araya girmiyorum. Yani iki soruda bitiriyoruz bazen. Tamam, tamam. Bazen de yönlendirme gerekiyor. Çünkü konu dağılabilir. Evet, evet. Yoksa ben o konuda söz sizin. Evet, evet. Söz söyleyecek sizin. Şey. Şimdi bizim bir öğrenci vardı Diyarbakır'da. Bir kız öğrenci ikide bir soru soruyor bana. O çocuk da ana dili farklı bir dil. Diyor ki şey diyor. Hocam dedi, vallahi dedi bu kızın birikintisi çok fazla dedi, tamam mı? Birikim diyecek, o birikinti, lan dedim farkında olmadan harika bir tespitte bulun. Benim de birikintim fazladır, o yüzden konuşacağım biraz. Şimdi, tabii ben Müslüman dünyadaki felsefeyi bir hikmet geleneği olarak görüyorum ve hikmetin iki tane önemli boyutu var. Bunlardan bir tanesi bir medeniyet projesidir aslında felsefe dediğimiz, hani hikmet anlamında felsefe. Çünkü biraz sonra belki değinirim ona. Çünkü günümüzde felsefenin de akıl kavramının da bilimin de şeyi anlamı değişmiş. Yani ilk çağlardaki anlamı değil yani. Şimdi şöyle felsefe birincisi bir medeniyet projesi, bir sosyalleşme, insanın insanla bağını kurabilme, ortak zemini bulabilme hamlesidir. İkincisi de insanın kendisiyle ilişkisini, kendini bil. Yani psikoloji aslında felsefenin hem evrenle insanın ontik bağını kavrama hamlesi, hem de insanın kendisiyle, kendi ontolojisiyle barışık. Çünkü felsefede bizim insan doğası açısından felsefeyi tanımlarsak insanda bir mükemmellik arayışı vardır, bir de uyum istenci vardır.
bu mükemmellik ve uyum istenci aslında insanın hem medeniyet kurmasını sağlamış hem de bu kendisini bu medeniyetin içine dahil etmesi, kendi iç bütünlüğünü sağlaması, iç bütünlüğünü sağlamayı getirmiş. Şimdi dolayısıyla burada aslında felsefenin hem sosyolojinin hem de psikolojinin görevini üstlenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Hani günümüzde felsefe, yani bizim maalesef yani üniversitelerde okuttuğumuz felsefenin böyle bir işlevi yok. Nasıl işlevi yok? Çünkü birkaç boyutta ele alabiliriz onu ama önce şunu söyleyeceğim. Bu şeye geç, Yunan'la felsefe, yani bilgelik Yunan'la mı başlar? Mesela bu öyle bir şey yok. Yani bilgelik Yunan'la başlamaz. Peki felsefe dediğimiz acaba rasyonel düşünce midir? Augustine mesela felsefeyi rasyonel teoloji olarak nitelendirir. Çünkü o şey der, Yunan toplumunda üç tane teoloji vardır. Mitik teoloji, siyasal teoloji, bir de rasyonel teoloji. Yani rasyonel tanrı bilim aslında. Yani yapılan bir teozofidir aslında normalde. Ki bazıları mesela Hint, gimnozof diyorlar Hintlilerin filozoflarına. Gimnozof, çıplak filozoflar yani. Hmm. O hani Hint fakirleri olur ya. Hmm. Yani o da bir tür felsefe olduğu için gimnozoflar diyor mesela bazı kaynaklarda. Mesela Frankfurt diye bir adamın kitabını okuyordum da bir bölümünü de çevirdim. Şey, mit ve gerçeklik diye hani. Şimdi adam şeyi söylüyor yani şimdi Yunan ilkel insanın, öncel insanın aslında düşünceyi bilmediğini, düşünmeyi bilmediğini, düşünme dediğimiz şey işte düşünme dediğimiz şey yani çok da hani varlık bütünlüğünden kopan bir şey olduğunu söylüyor. Mesela Genon falan da onu söylüyor. Yani Genon felsefenin başladığı dönemi bir düşüş dönemi olarak yani insanın anlam dünyasının parçalanması olarak ele alır. Aydınlık dönemden karanlığa dönem. Evet, Kali Yuga dediği bir dönem. Evet. Şimdi bu Frankfurt'ta diyor ki düşünceyi ilkel insan hissederek düşünürdü. Yani hissederek düşünürdü. Şimdi düşünceyi bir yere hapsetmenin yani düşünce biraz bir bu şeyle alakalı. Yani Yunanların tüccar olmasıyla, deniz aşırı ticaret yapmalarıyla falan alakalı olabilir. Zaten Aristoteles metafizikte kısmi olarak onu söylüyor yani. Diyor işte Yunanlı bunu düşünüyordu. Fakat mesela Timaos diyaloğunda Yunan felsefesini oradaki bir kahraman ki bu Platon'un hani bir diyaloğudur. Orada konuşmacılardan biri Yunan anlayışının çok genç anlayış olduğunu söylüyor. Yani geleneğinin olmadığını söylemeye çalışıyor. Yani gelenekten koptuğunu söylemeye çalışıyor. Yalnız hocam yani bir saatimiz var. Evet. Esas konumuz Cumhuriyet dönemi. Evet. Yani oraya biraz tamam oraya geçeceğim. Oraya geçeceğim. Gelelim. Şimdi burada bunu niye söyleyeyim? Şimdi bizdeki felsefe algısında genelde pozitivist materyalist algı var. Tam pozitif ve materyalist algı. Şimdi dolayısıyla şimdi bu mesela akıl, bilim ve ilerleme. Pozitivizmin üç tane temel ayağı var. Akıl, bilim ve ilerleme. Şimdi fakat akıl ilk çağ Yunan felsefesinde logos dediğimiz şeyin karşılığı değil. Rasyonalite veya reason dediğimiz şey, intellect dediğimiz şey değil. Öyle olsaydı zaten bugün post yapısalcılar, postmodernler akıl tutulması mesela Max Horkheimer. Bir de akla veda diye kitaplar yazıyorlar. Neden? Çünkü bu akıl o akıl değil. Hatta Platon bile, yani Sokrates daha doğrusu biliyorsunuz. Platon'un eserlerinde Sokrates konuşur genellikle. Mesela Gorgias'ta sofistlerle tartışmasının özü de budur. Sofiste diyor ki siz diyor menfaat karşılığı hani hakikati öğretmeye çalışıyorsunuz. Oysa diyor yani bunu niye yapıyorsunuz? Diyor ki hayatın yasası bu. Büyük balık küçük balığı yutar. Yani güçlü olan ayakta kalır. Biz de kurnazız insan. Sokrates diyor ki hayır logosun yolunu takip edeceğiz yani. Logos anlamdır. O anlam yani varlığın şöyle sadece rasyonaliteyle elde edemediğim bir şeydir. Sadece rasyonalite değil.
hayatın bütününde, işin içinde ahlak vardır. İşin içinde estetik vardır. Yani akıl, o Kant hani aklı üç boyutta ele alır ya. Teorik akıl, pratik akıl ve yargı gücü. Şimdi biz Cumhuriyet döneminde, şimdi biz bir hani kırılma yaşadık, harf devrimi yaşadık. Şimdi bugün mesela Babanzade Ahmet Naim, Allah rahmet eylesin, Babanzade Ahmet Naim'in mesela eserini okuyup anlayacak kaç tane felsefeci var? Bir. İkincisi, felsefe bölümleri diye bir bölümler kurulmuştur. Oraya mesela bir Ernest von Astor getirildi. Ernest von Astor İstanbul Üniversitesi'nde sanırım. 1933 reformuyla evet, birlikte gelenlerden. Evet, Nazi şeyinden kaçıp gelmiş. De 15 sene falan kalıyor orada. Fakat ilginç bir şey, onun yetiştirdiği öğrenciler bir tane bile Müslüman filozofun ismine yer vermiyorlar. Mesela sıradan bir felsefe kitabı elimize aldığımızda bir tane Müslümanın adını göremeyiz orada. Mesela Agustin'i görüyoruz. Anselm'i görüyoruz ki bunların çoğu papazdır yani. Onu bırakalım. Yeni çağ düşünürlerin çoğu din adamıdır. Yani şey anlamda, başka okul yok ki zaten. Kilisede eğitilmiş. Mesela Hegel bir papazdır yani. Fichte, hakeza yani. Berkeley kendine kilise kurmuş bir adamdır. Fakat felsefe bölümünde şimdi bizde şöyle bir şey var. Hani sanki bu adamlar, hani materyalist filozoflar diyor ya, şimdi bizim felsefe eğitimindeki sorunlar, Cumhuriyet dönemi deyince ben oraya aklıma geldi, onları vurgulayayım ama diye. Ama tabii işin arka planında Tanzimat dönemindeki Jön Türklerle beraber Batı bir modernleşme sürecinin devamı olan pozitivist bir düşünce geliyor. Tabii. Yani asırlardan beri gelen bizim irfani geleneğimiz birden büyük bir kırılma yaşıyor, ile karşıya kalıyor ve bu frenkleşme sürecinin felsefesi olarak pozitivist felsefe. O da felsefe de değil. Zaten şöyle, pozitivizm bir mantıktır ama felsefeye karşıdır aslında pozitivizm. Çünkü felsefeyi ne olarak görür? Bilim döneminden önceki bir dönem, metafizik. Yani hani insanlığı üç aşamada ele alır ya Auguste Comte. Teolojik dönem, metafizik dönem, bilim dönemi. Bilim zaten mesela bütün o pozitivist çizgide gidenler mesela felsefenin iflası diye hani kitaplar yazmışlar zamanında. Fakat ilginç bir şey, bizdekiler yani bizde felsefeci diye ortaya çıkan insanların bir geleneği yok üstadım. Sıkıntı bu. Şimdi Kant okutuyor, Hegel okutuyor. Şimdi Hegel, T'nin görüngü bilimi. T'nin görüngü bilimi ne demek? Öyle kitabı öyle çevirmişler. T'nin görüngü bilimi. Hazreti İsa, Tanrı'nın Hazreti İsa olarak evrende kendini göstermesidir. Özü budur yani. Fakat bunu okuturken üstadım, bu background'dan haberi yok adamın yani. Veya bu background'u ya bilmiyor ya bilmezden geliyor. Mesela John Locke'un kitabını çevirmişler Türkçe'ye. Dört kitap John Locke'un kitabı. Son iki kitabı iman ve akılla ilgili. Onu almamış, basmamış. Bu iki kitabı basmış. İlk iki kitabı basmış. Halbuki John Locke diyor ki ben bu kitabı zaten iman ve aklı temellendirmek için diyor yazdım diyor. Şimdi John Locke'u da John Locke yapan biliyorsunuz bu. Yani ben o yüzden hani Türk felsefesi, İslam, ortaça bunlar bir bütün yani birbirini takip ediyor yani. Birbirini takip eden bir gelenek. Birbirini takip ediyor ama şimdi şeyle birlikte, yüzyılın başıyla veya Tanzimat dönemiyle birlikte bu toplumdaki dönüşümü, moderniteyi, modern toplumu getirebilmek için Avrupa felsefesini arka plana alan bir şey başlıyor. Şimdi benim de ve orada da metafizikten uzaklaştırma, kutsaldan uzaklaştırma, maneviyattan uzaklaştırma. Yani felsefe demek o da bakın çok ilginç bir şey. Çok güzel yani söylediniz. Şimdi materyalist filozoflar deniyor. Tamam, materyalist filozoflar, materyalist. Şimdi Kant'a materyalist diyor. Kitap yazıyor yani. Bunu felsefe tarihi kitabı yazıyor yani. John Locke'a materyalist diyor. Thomas Hobbes'a materyalist diyor. Bunların hiçbiri materyalist. Batı'da ne demek materyalist? Şimdi bizim anladığımız anlamda değil. Batı'da kiliseyi reddeden herkes ateist ve materyalisttir. Şimdi Litvanya'da ben kilisede yazıyordum. Bir manastır var. Manastırın bir bölümünü müzelik yapmışlar.
bir rahibe elinde Jesus diye bir kitap. Öptüm başıma, orada namaz kıldım yani şey olarak. Nerede namaz kılacaksın? İtalya'da cami nerede bulacaksın yani? Namazın, öptüm başıma koydum. Bana dedi ki sen Müslümansın değil mi? Evet. Dedi Müslümanların hepsi ateisttir dedi. Nasıl dedim ateist oluyor? Söyle bakayım dedi. Sen İsa'yı seviyor musun? Öptüm başıma koydum dedim. Tabii İsa'yı seviyorum. Tamam. Dedi İsa Tanrı mıdır insan mıdır dedi bana. İnsandır. Bak dedi Tanrı inkar etti ateist dedi. Ateist oldum dedi. Bu kadar. Şimdi Kant, biliyoruz ki Kant çok mümin bir adamdır yani. John Locke hakeza. Yani John Locke hakeza. Thomas Hobbes hakeza. Thomas Hobbes'un kitabında şey yazar. Mübarek kurtarıcımızın makamı üzerine. Kutsal kitap üzerine çöken kilise karanlığı diye yazı yazmış. Adam o yüzden. Spinoza 8 kere adama suikast yapmışlar Spinoza'ya. Ki bunların hepsinin İslam'dan haberi olan adamlar bunlar. Bakın şöyle bir yeni bir kitap çevirdim de daha yayınlanmadı ama herhalde biz yayınlayamayacağız. Başka bir yayın evi herhalde. Yazarıyla da görüştük Zoom üzerinden. Bizim öğrencilerle tanıştırdım onu. Alman felsefesinde İslam diye bir kitap. Çok güzel bir kitap aslında. Bütün o büyük filozoflar var. 8 tane. Şimdi şöyle, şimdi bunlar mesela John Locke bir siyasetçiyken, sıradan bir siyasetçiyken üstadım, Pokeke diye bir adam var. Pokeke bunun ev arkadaşı. Bu Pokeke kardinalin oğlu. John Locke'un da yakın arkadaşı. Bu Arapçayı çok iyi biliyor ve Hay İbni Yaksan kitabını İbni Tufeyl'in Arapçadan çeviriyor. Ve John Locke bunu okuduktan sonra John Locke diye bir adam sahneye çıkıyor. Tabula rasa, zihin boş bir levha. İşte Hay İbni Yaksan'ın temel şeyi. Bunu Jerry Butler diye bir bir makalesini çevirmiştim adamın da orada anlatıyor. Şimdi John Locke mesela kitabında yani bak materyalist diye felsefe kitaplarında. O yüzden ben öğrencilere diyorum ki felsefe kitaplarından uzak durun yani. Felsefe tarihi kitabından. Felsefe öğrenmek istiyorsanız felsefe kitaplarından uzak durun yani. Felsefe tarihi, felsefeye giriş. Gerçi ben de kitabımı felsefeye giriş yapacağım. Felsefeye giriş ismini sevmiyorum ya. Baktım kitaba ilgi yok. Kitap, bir de dersin adı felsefeye giriş ya. Felsefeye nasıl giriliyor onu da anlamış değilim ya. Al bu kitabı felsefeye gir. O kitabı okuyunca felsefeye giriş. Giriyorsun ha. Yani o size takdim ettiğimiz kitapla problem yok. Girebiliyor. Felsefeye, yo, benim o kitap değil. O Emin Bel'de o ayrı. diğer kitap. Diğeri diyoruz. Ha. O evet. Din algısı o da güzel. Öbürü daha evet. Basılmadı o. İnşallah onunla felsefeye gireceğiz. Şimdi şöyle yani. Şimdi felsefenin birincisi hani bir geleneği yok. Hani Türkiye'de öğretilen şeyden sonra. Mesela Ernest von Haster Alman ekolüdür. Hani biz kavramlarımız bir. Sosyoloji de öyledir yani. Sosyolojide ne diyor? İşte giriyorsun derse çocuğum. İşte Karl Marx işte el yazmaları. 1844 el yazmayla. Biz Almanya'ya sosyolog mu yetiştiriyoruz kardeşim? Yani şimdi 1844'ün Almanya'sına bir de yani. Şimdi benim öğrencim Amerika'ya gidiyor bana soruyor. Sosyoloji bitirmiş. Yüksek lisans yapacak. Çocuk diyor ki hocam Alevilik nedir? Sünnilik nedir? 4 sene sosyoloji okumuş Türkiye'de. E sen bak Marx'ı, Weber'i bilmem nesi onu bunu biliyorsun. Kendine ait bir sosyoloji yani felsefe de öyle mesela bizde. Mesela işte diyelim bizde 3 tane damarımız var yani bizim İslam dünyasında felsefe damarı 3 türlü geliyor. Biri sufi damardır. Biz mesela İbn Arabi'yi bir felsefeci olarak görürüz ama büyük bir filozoftur hakikaten. İşte Sadreddin Konevi, Molla Fenari, bizim bu yaz bir sempozyum var. Ben de davetliyim Kanada'da da şey olacak, Zoom üzerinden de olacakmış. Molla Fenari'de insan diye bir şey konu ben sunacağım inşallah. Şimdi Molla Fenari'dir. Mesela bizim felsefe geleneğimizde, felsefe geleneğimizi bile hala biz okullarda bilmiyoruz yani. İlahiyat fakültelerinde felsefe din bilimleri bölümü işlevsizdir aslında. Çünkü teolojik kavramlara yabancı olan bir adamın felsefe okuması anlamsız ve gereksizdir yani. Boştur. Çünkü işte o ne yapıyor? Şimdi bizde bir felsefe çevresi o yüzden olmuyor. Bir felsefe piyasası var. Yani felsefe piyasası ne? Mesela sana ne lazım? 3 kilo portakallar. Al sana felsefe yani. Tamam mı? Şimdi metafizik diye kitabı çeviriyor. Aristoteles'ten metafiziği çeviriyor. Bakın, substans diye bir kavram var. Aristoteles'in kullandığı. Essentia diye bir kavram var. Ousia diye bir kavram var. Hypekeimenon diye bir kavram var.
Bunların hepsini töz diye çevirirsen burada felsefe olur mu ya? Hepsine töz diyor, biliyor musun? Ya bari otur İbn-i Rüşd üzerinden oku metafiziği, değil mi? Yani Aristoteles'i. İşte birine kavvam diyor, birine cevher diyor. Essentia mesela, substans. Kavvam ayrı şeydir, cevher ayrı şeydir yani. E şimdi bunu o zaman işini ciddiye al. Ciddiye almasına gerek yok. Zaten insanlar anlamadığı şeye felsefe diyor yani. Anladığı zaman ulan diyor, acaba bu adam felsefe anlatmadı mı? Hani anlatılmayan şeyin bir de gizi vardır. O ayrı bir konu da. Yani onun bir gizi vardır. O insan elde ettiği şey daha aşağı düştüğü için daha elde etmediği şeyi üstte tutar yani. Bu doğal, insan doğasına ait bir şey. Şimdi ileride değinelim diye istediğim konulardan biri de zaten Türkçe ile felsefe yapılabilir mi? Evet. Dolayısıyla girdiğinize göre konuya, evet. Yani yapılabilir mi? Neden yapılabilir? Neden yapılamaz? Evet, şimdi bizim bir kere şu Türkçeyi ne kadar biliyoruz? Bir de o var yani. Şimdi mesela bazı arkadaşlar bu konuda çaba harcıyor. Bir tanesi var, zaten Türkçeyi de mahvetmiş, felsefeyi de. Felsefe kitapları çeviren bir arkadaş var yani. Ona bir mail gönderdim, bir paragraf. Dedim ki bak ben meslekten felsefeciyim, anlamadım bu paragraf. Şeyin, Estetik Boyut diye bir kitap vardı. Şeyin, Herbert Marcuse'un kitabı. Hı. Bana ne cevap vermiş biliyor musun? Valla o pasajı ben de anlamadım ama diyor. Herbert Marcuse sanırım felsefeyi bilmiyor. E niye çevirdim, bastırdım bir de. Bir de adı belli bir, yani adı büyük bir kitap evi basmış ya. Yayın evi basmış yani. Yani nedir biliyor musunuz? Piyasa var, bir piyasa var yani, bir çevre. Mesela çevre dediğim şey şudur: felsefe çevresi bir felsefe problematiği üzerinde kafa yoran, mesela Frankfurt okulu bir çevredir, Viyana okulu bir çevredir, mesela Alman idealistleri bir çevredir. Yani birbirinden farklı şey söyleyebilirler, bu ayrı bir şey. Ama Alman idealizmi deyince Kant'tan başlar böyle, hani Fichte, Schelling, Hegel böyle gider yani, ip gibi dizilir. Ha, birbirinden farklı şeyler söyleyebilirler, o ayrı bir konu. Hani Hegel mesela Kant'ın tam karşısında durabilir. Ama o bir ekoldür. Ekol, epistemik cemaatler oluşuyor. Evet, yani bu evet. Oluşmazsa zaten felsefe olmaz. Bizde de zaten yani bir kurucu son 100 yılda diyelim. Evet. Bir kurucu felsefeci yok yetişmedi. Evet, evet, yani evet. Bunun tabii sebeplerinden birisi de dil meselesi. Dil, evet. Yani dildeki yozlaşma ve dilin felsefeyi ifade edememe ya da felsefeyi ifade etme yeteneğini budamış, evet, olmamız. Doğru. Yani mesela biz cevher kelimesini hepimiz anlıyoruz değil mi? Cevher. E peki cevheri bırakıp niye töz diyoruz ki? Yani diyor ki Arapça, ya bazı bütün diller birbirinden etkilenmiştir. Eğer Arapça ise sen yüzyıllar boyu bunu kullanmışsan artık bu Türkçeleşmiştir yani. Hem Türkçedir hem Arapçadır yani. Bunun ayrıca Türkçe mi değil mi diye tartışmanın bir anlamı yok. Cevher deyince kafamızda bir şey şekilleniyorsa o artık bize aittir. Çünkü dil sadece konuşulan bir şey değil ki. Bir de anlam dünyasıyla alakalı. Mesela tözü geçen bir adam maya diye çıktı mesela. Maya, bak Türkçe'de. Hakikaten Türkçe mesela şey olsa, Türkçe çok iyi bilinse niye bir felsefe dili olmasın ki yani? Niye olmasın? Yani verimsiz bir dil değil ki Türkçe. Ama yani şu an mesela ne kadar Türkçe konuşuyoruz o da tartışılır yani. O da tartışılır. Şimdi Cumhuriyet dönemine gelelim. Zamanımız ilerliyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Tanzimat dönemindeki bu Batı'nın pozitivist anlayışı, paradigması, düşüncesinden, evet, faydalanarak onun devamı olarak yine bir pozitivist altyapı var. Var, evet. Ve o şekilde başlıyor ve onun kurucuları, filozof ya da düşünürleri ya da düşünür demeyeyim, onun savunucuları, evet, var. Bunun kurumsal anlamda da altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Yine 1933'teki üniversite reformuyla birlikte bizim geçmişten gelen o irfani düşünce geleneğini, evet, tamamen dışlayan, evet, ve yani Batı'nın felsefi derken sadece pozitivist anlayışlarını, evet, 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 getiren bir, evet, evet, altyapı oluşturuluyor. Doğru. Bu isimler neler, akım olarak ne yapılmak isteniyor ve, evet, kurumsallaşma anlamında da neler yapılıyor bu dönemde? Evet. Şimdi burada yani ideolojik aymazlık ve ideolojik saplantı çok kötü. Yani geçmiş daima kötüdür. Hani bir dönem mesela geçmişe sövmek aydın olmanın en önemli belirtisiydi.
Şimdi bu Ernest von Astor üstad hani diyelim ona. Mesela o dönemde Werner Jaeger diye bir adam var. Mesela o da çok kaliteli bir adamdır. Dili döndüğünce İslam felsefesini de anlatıyor. Ernest von Astor'ın felsefe tarihi kitabında İslam felsefesi var. Orada anlatıyor. Fakat ilginçtir, onun talebeleri bir satır bile onu sokmuyorlar işin içine. Yani İslam felsefesi sanki yokmuş gibi. Bir de ben bir gün Arapça bir metin okuyorum odamda. Şey dedi, bir arkadaş girdi. Dedi ya Allah kabul etsin filan. Yani Kur'an okuduğumu filan zannediyor, tamam mı? Şimdi düşünebiliyor musun ya, bir akademisyenin Arapça bir felsefe metni olabileceğini düşünemiyor yani. Şimdi şu kopukluğu görebiliyor musun? Şimdi o dönemde genelde pozitivistler öne çıkarılmış. Ama bu Hasan Ali Yücel döneminde bu çeviri yapılıyor ya. Mesela doğu şeyleri de çok çevriliyor yani. Belki o dönemde fark ediliyor. Var tam. Ama yine orada da yine pozitivist altyapıya bir gerekçe hazırlayacak kadar. Ha, evet, evet. Yani 1500 kitap içerisinde, evet, 25-26 kitap. Doğru değil mi? Bu, doğru, evet. Doğu düşüncesinden olan kitaplar. Evet, evet. Diğerleri tamamen Batı'nın yine, evet, felsefi evet, babaları, evet, önemli, evet, isimleri, önemli kitapları. Evet. Bir de Batı'da çok ilginç bir şey. Şimdi şöyle. Mesela Auguste Comte pozitivisttir. Pozitivizmin ilmihalini yazmış. İslamiyet ve Pozitivizm diye bir kitabı var. Mesela onun adını bile anmazlar o kitabın. Mesela 74'te Türkçe'ye çevrilmiş kitap. İslamiyet ve Pozitivizm. İslam'dan özür diliyorum diyor adam yani. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ideolojik saplantı var ya, hani beyaz adam işte, ama şey de yok. Hani şimdi Strauss şey der, felsefe varlığı kendi kendime göre değil, kendi kendine göre tanımlamak yani, anlamak. Yani Kant'ı Kant gibi de öğrenmiyor adam yani. Kant'ı Kant, yani Kant'ı kendi geleneği içinde de bilmiyor. Kant'ı öyle bir yere monte ediyor ki, hatta diyalektik materyalist bir yazarın şeyini okudum. Aristo'yu da diyalektikçi olarak görüyor ama şimdi Aristo'nun diyalektiğiyle Karl Marx'ın diyalektiği aynı şey değil ki. Yani Aristo'nun diyalektiği, Aristo diyor ki hakikat diye bir şey var ve insan bu hakikate ulaşabilir. Yani Platoncu diyalektik yani diyelim. Diyalog yoluyla hakikate ulaşmayı, hakikat diye bir şeyin olduğunu kabul ediyor. Oysa Marx'ın diyalektiği hakikatin olmadığını, yani hakikatin koşullara göre, şartlara göre değiştiğini, hani bir nevi Herakleitos bile öyle değil. Yani Herakleitos logosu temel alır, sabit olanın logosu olunca. Şimdi böyle bir, şimdi bu adam makalesine nasıl başlıyor biliyor musun? Diyalektik diyor, öyle mübarek bir şeydir ki diyor. Aristoteles'ten Marx'a kadar diyor, bütün felsefe tarihine. Ya şimdi Aristoteles'le Marx'ı aynı çuvala koyduğun zaman orada diyalektik diye bir şey kalmaz. Ha, bu ne yapıyorlar? İki tür şey var. Birincisi, adı çıkmış filozoflara kendi sözlerini yani kendi fikirlerini söyletmeye çalışıyorlar. Tabii. Mesela bakın, çok ilginçtir. Hegel'in Lectures on the Philosophy of Religion diye en temel eseridir. Son Hegel 1825 1831'de vefat etti. 31-32'de vefat etti sanırım Hegel. Berlin Üniversitesi'nde verdiği dersler Türkçe'ye çevrilmemiş. Birisi çevirdim dedi, gittim baktım 20 sayfasını çevirmiş. Bir de 20 sayfaya da 40 sayfa şerh yazmış kendisi. Öyle basmış yani. Kitap 3 cilt. Kitap 3 cilt, 3 takoz yani diyelim şöyle. Ben Amerika'dan getirdim, bir öğrencim getirdi. Şimdi Fichte, Her Vahyin Eleştirisi diye bir kitabı var mesela. Yok, piyasada yok yani, çevirmiş. Kant'ın mesela Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din diye muhteşem bir kitabı var. Onu ben yayınladım. Ben şey yaptım yani. Bir arkadaş çevirdi, ben kontrol redakte ettim. O çevirmen de yani biraz sıkıntılıydı ama yani güzel, harika bir kitap yani. İnanın Türkiye'de ben Kantçıyım diyen adam diyor ki Kant'ın böyle bir kitabı mı var diyor ya. 3 baskıya da ön söz yazmış Kant kitaba yani. Yani 1780'li yıllar yani. O civarda o kitap basılmış. Şimdi dolayısıyla işte şeyde de bilgi de doğru aktarılmıyor. İşte felsefe bölümüne o yüzden çocuk geliyor. Sanki dinden bahsettiğin zaman mesela, tamam mı? Mesela ya bu konuda şöyle bir ayet de var. Mesela John Locke kendi kitabında Süleyman'ın meselelerinden delil getiriyor. Mesela John Locke'a diyorlar ki, gerçi vaktimiz şey oluyor ama
John Locke'a diyorlar ki zihin madem boş bir levhaysa bir çocuk annesinin sütünü emmeyi nereden biliyor diyor yani. Madem boş bir levha. O diyor ki o diyor yetidir o tanrı vergisidir diyor. Şey getiriyor. Allah'ın diyor içimize koyduğu nur kandilleri vardır. Süleyman'ın meselelerinden ayetler zikrediyor. Hegel'in mesela kitabını okuyun. Hep ayettir. Ne, hangi ayettir? Yani İncil'in ayetidir. İşte Tevrat'ın ayetidir. Anladın mı? Yani şimdi bizde mesela bir felsefe kitabı dediğimiz bir kitapta bir tane ayet olsa hani anladın mı? Yani biz felsefe deyince aklımıza bu geliyor. Halbuki biz hani hikmeti, hikmet geleneği dediğimiz o işte bir yandan sufiliğin getirdiği bir çizgi var. İşte Davut el Kayseri mesela İbn Arabi çizgisi diyelim. Ama İslam dünyasında hani meşşai ve işraki ekol vardır. İki tane ekol vardır. Birisi işte Platoncu çizgiye oturur. Daha çok İbn Sina'yı oraya nispet ederler. Farabi de meşşai ekolün şeyine oturur. Yani birisi işraki ekoldür, diğeri meşşai ekoldür. Peripatetik dediğimiz. Şimdi bu ikisi, iki ekol tarih içerisinde şeyi de etkilemiştir. Yani bütün bir orta çağ denilen hani mesela işte hani gelenek dediğim şöyle bir bu dayatılan şey felsefe değil zaten. Burada ortada felsefe yok. Felsefe çevresi yok yani. Felsefi bir şey yok. Yani kendi toplumunun sorunlarını la veya kendi düşünsel problemlerle ilgilenen bir yapı yok. Yani Batı düşmanlığını bile Batı'dan öğreniyorsun yani. Bu çok trajik bir şeydir aslında. Dolayısıyla bizim bu felsefe bölümlerindense böyle akademi denilen veya enstitü dediğimiz yapılaşmaların içine girmemiz lazım ki bir müfredat oluşturmamız lazım. Yani bu işin içinde işte bizim kendi Türk dünyasından olanlar var. İslam işte Arap dünyasından olanlar var. Safevi dünyasından olanlar var. Mesela Molla Sadra gibi adamlar var. Çok büyük adamlar bunlar mesela. Şey var. Mir Damat var mesela. Hani bunlar çok büyük. Üç dedim damar var ya bizde. Bir işte bu şey damarı, Sünni damar. Diğeri bu felsefi damar. Osmanlı'ya tevarüs eden miras kalan şey. Osmanlı'dan miras aldığımız şey ki Sultan Fatih Sultan Mehmet döneminde de biraz canlanmıştır bu yani aslında. Ben ondan birkaç tane mesela işte Kaşani falan bir sürü birkaç yazı yayınlamıştım. Şu an şey yapamıyor aklımda değil tam başlıkları. Bir de bu Safevilerin olduğu bir felsefe çizgisi var. Ki bunlar hani birbirinden çok bağımsız değil. Ama mesela İran'a gittiğin zaman felsefe okuduğun zaman bütün kapıları Şia'ya çıkartıyorlar. Bu da ayrı bir problem yani. Şimdi Molla Sadra'yı alıyor, şeye bağlıyor yani, tamam mı? 12 imama bağlıyor. Ya olsun tamam da yani şimdi zorlama olması kötü. Yoksa evet. Molla Sadra da bizim bir değerimizdir. Hani ha Kant'ı da kendimizden ayrı görmüyoruz. Hegel hani şöyle bir Hristiyan felsefesidir. Onu öyle anlamamız lazım. Yani Hegel'den tutup da felsefe öğrenmek yani felsefe yapma biçimi belki öğrenilir. Hani Batı'yı konu olarak almak ayrı şey, kaynak olarak almak ayrı şey üstadım. Yani kaynak olarak aldın mı sıkıntılı. Yani sıkıntılı çünkü bizim kendi geleneğimizden koparmış tabii, oluyoruz. Tabii. Yani kendi geleneğinden kopan bir felsefede felsefe olmaz. Evet. Yani yetişmez. Evet. Bir de şöyle üstadım, özür dilerim. Şimdi biz Müslüman filozofların Platon, Aristoteles'den aldığını düşünüyoruz ama öyle değil. Alıyor ama yeniden yazıyor onu. Mesela siz Platon'da peygamberlik kavramı yoktur ama İslam filozoflarında vardır bu. Yani İslam filozofları bu işi sistematize ediyor. Yoksa Aristo'yu taklit etmiyor ki. Aristo'nun verilerini, Aristo'nun ortaya koyduklarını yeniden temellendiriyor. Eksiklerini tamamlıyor. Aristo'yu adeta yeniden yaratıyor yani tabiri caizse. Çünkü ben Aristo'nun mesela birçok eseri belki şey Yunanca yoktur yani. Arapçadan tekrar Yunanca'ya çevrilmiştir. Hakikaten öyledir yani. Şey yok. O metafizik mesela bölük pörçük şeylerdir yani. Hangisi Aristo'nun nedir? Onlar üzerinde ayrıca araştırma yapılması lazım. Mesela Platon bu sefer ne yapıyorlar bazıları? Yok işte Sokrates'in gençlik dönemi, yok orta yaşlılık dönemi, yok yaşlılık dönemi diye. Anladın mı?
böyle şeylere giriyorlar. Neden? Çünkü bazı şeyler şaibelidir yani o eserlerin ona ait olması. Bugün mesela benim öğrencim bir tez yapıyor. Şeyin İbn-i Rüşd'ün bir kitabı, orijinali yok elimizde. İbranicesi var. Platon'un devletine bir şerh yazmış yani. Niye yazıyorlar bu adamlar şerhi? Madem kitap var niye oturuyor uğraşıyor? Onu yeniden temellendiriyor ve kendine mal ediyor aslında. Kendine mal ediyor. Yani yeniden yazıyor aslında. Aristo, Yunanlı Aristo olmaktan çıkıyor yani. Hatta bazen Hristiyanlar, bir tanesi diyor ilk en büyük Hristiyan Sokrates'tir diyor. Bir tane kilise babası. Diyorlar ya sen hep felsefe filan diyorsun. Ya diyor en büyük Hristiyan şeydir, Sokrates'tir. Ben de bizim Türk İslam felsefi geleneği boyunca Aristoculuktan neden kurtulamadık diye soracaktım. Onun cevabını siz baştan verdiniz. Yeniden hani yazdıkları yeniden için. Yeniden yazılması tabii. Evet, evet. Ama tabii Osmanlı'da bir şerh geleneği var. Evet. Şerh haşiye geleneği. O biraz yeni düşünceye tabii mani oluyor. Evet. Ve Osmanlı'da medreseden çok tasavvuf yoluyla evet. felsefe geliyor, daha evet, doğru, gelişiyor. Doğru. Yani asıl açık kapı o taraf. Doğru. Günümüze yaklaşırsak, günümüzde Batı felsefesi, yani 20. yüzyıl Batı felsefesi dili keşfederek, dil üzerinden dil sökümü gibi kavramlarla bir felsefi gelenek oluşturuyor. Fakat bizdeki felsefeciler hala eski pozitivist geleneğin devamı için çabalıyorlar. Evet, evet, maalesef. Günümüzde bir felsefe diyebileceğimiz bir yapı var mı? Yani 20. yüzyıl Türk felsefesi var mı? Çünkü hani Macit Gökberkler, Hilmi Ziya Ülkenler ve bu alanda birçok ismin çok sayıda çalışması var. Evet, evet. Bunlara biz Türk felsefesi diye adlandırabiliyor muyuz? Ya da bizim gelenekten kopmuş bir felsefe çizgisinde miyiz? Evet. Şimdi bizde o... Yani geleceğe dönük felsefemiz şudur diyebileceğimiz bir aydınlık dünya öngörebiliyor muyuz? Evet. Şimdi şöyle, ben hani bu Batı sonrası dünya diyebileceğimiz bir sürece giriyoruz. Yani Batı aslında çökmüş yani çöküyor. Batı düşüncesini ben böyle üstü yeşil ama içi kokuşmuş bir ağaca benzetiyorum yani çürümüş. Yani Batı'nın bugün yani felsefi olarak da işte o dil oyunlarına falan dönüştürüyorlar o ayerler mayerler bilmem ne. Felsefeyi artık cambazlık yani zihin felsefesi mesela birçoğu gülüyor yani bu. Şimdi bizde şey var mesela Hikmet-i Halide dediğimiz, Sofia Perennis dediğimiz bir şey var. Bir gelenekçiler var dünyada. Ama Türkiye'de bunun temsilcileri var mıdır? Biz henüz çok aşırı, biz politik bir toplumuz yani gençlerimiz de öyle. Çok politik bir toplumuz. Belki de yaşadığımız coğrafyayla ilgili. Ama bu politik toplumdan bir politika felsefesi de üretemiyoruz yani. Çünkü zihnimiz ona müsait değil yani şu anlamda. Mesela tarafgirlik, bizde bir şeye taraf olmak bağımsız düşünmekten daha rahatlatıcı bir şey. Anlatabildim mi? Yani bizdendir ve ondandır. Yani adam mesela Batı'da ben ders veriyorum. Viyana'da ders verdim mesela. Hiç kimse bana sormadı ya sen Türk müsün, Arap mısın, Alevi misin? Yani ders, benim diplomam var. Ders veriyorum yani. İstifade etmeye çalışıyor insanlar. Şimdi burada sen bir üniversiteye gidiyorsun. Daha gitmeden önce senin şöhretin oraya gidiyor yani. Öğrenciler bakıyorsun bir kısmı şey yapıyor, kaşınıyor seni dinlerken, bir kısmı başka türlü davranıyor. Yani dolayısıyla bizde hakikati aramaktan çok bir yere ait olmak, belki bu hani yetişme, bunun üzerinde uzun düşünmek lazım aslında. Niye böyle yani? Hani bunun hem psikolojik boyutu olabilir, hem sosyolojik boyutu olabilir. Yani mesela neden bir Davut el Kayseri diye, bir, yani gerçi o da şarihtir ama olsun. Neden öyle bir adam çıkmıyor? Yani bizim mesela Nurettin Topçu diyoruz. Hani Bergson'a hareket ekolü diyoruz. Şu an hani yeni yeni kıpırdanmalar var ama İran ve o hani Hikmet-i Halide dediğimiz bir gelenek var şeyde. İran'da var. Bu Kanada'da, işte bu Kanada'da program yapan adamlar bunlar şey. Bu ekol. Bir kısmı bu ekol yani. İçlerinde İspanyollar var. İşte Almanlar var.
bunlara şey deniyor işte, gelenekçi okul deniyor yani. Çok büyük adamlar var aslında. Yani bunlar tabii birçok şeyine katılmasak da. Bu gelenekçi okulda mesela en önemli isim Genon. Genon, evet. Genon'un ardından giden tabii Fritjof Schon var. Seyit Hüseyin Nasır var Seyit şu an. Seyit Hüseyin Nasır var. Seyit Hüseyin Nasır'ın, Genon'un ve Seyit Hüseyin Nasır'ın günümüzdeki Türkiye'deki yansımaları anlamında evet. Önemli isimler var mı? İşte bizde bu İbrahim Kalın, bu yani şey hani Molla Sadra diye bir çalışması evet. var aslında. Bir de Anthony Shaker diye bir şey var. Ben bir hani online dergi çıkarıyorum. O arkadaşla da görüşüyorum sık sık. Arkadaş dediysem benden büyük yani de yaş olarak. Türkiye'yi de çok seviyor arkadaş. Onların bir şeyi var. Yani bir mesela Ali Lakhani var. O Kanada mahreçli bunlar. Ali Lakhani var. Muhammed Rostom dedikleri bir adam var. Yani böyle bir İran'da Molla Sadra Enstitüsü var. Şimdi bunlar, Abdülkerim Suruç var mesela. Hani o çizgi diyebileceğimiz adamlar. Şayagan, gerçi o biraz sosyalist bir adamdır yani. Darius Şayagan var mesela. Evet. Fakat şey, o gelenek hani Türkiye'de bu klasik okul var. Yani aslında çok önemli ve verimli çalışmalar var. Çok önemli ve verimli Türkiye'de çalışmalar var. Ama şey, bir programımızı yenilememiz gerekiyor. Yani bütün müfredatımızı, ben ölü bilim diyorum yani. Türkiye'deki bilim ölü bilim. Yani hayatta karşılığı yok. Okudun felsefe. Mesela Diyarbakır'da Kant sempozyumuna gittik 2 gün. Yani Kant konuşuluyor ama niye Kant mesela? Niye Kant mesela şey demiş? Pratik akıl niye demiş yani? Bu yok yani. Kant güzellemeleri. Yani şey yok, işin temeli yok. Hegel diye kitap yazıyor arkadaş. Bir tane Hegel'in kitabından referans yok yani. Düşünebiliyor musun? Yani şey, piyasa hani o anlamda. Bundan nasıl kurtuluruz? Hani ben şöyle düşünüyorum. Bu ya müfredatı, o da büyük bir şey gerektirir. Yeniden dizayn etmemiz lazım. İşte ben yeni bir müfredat hazırlıyorum şu an. Yani bir felsefe okulu kursaydım ne yapardım diye bir yazı da yayınladık yani orada. İşte orada bütün Türk düşünürleri de var. O gelenek de var. Hepsi var yani. İnşallah onu sizinle paylaşacağım. Bir dedim ki ya özel akademiler mesela bu tarz kurumların yanında çok büyük değil. Üniversite değil yani. Çünkü üniversite demek bir sürü kurum açman gerekiyor yani. Ama enstitü mesela, işte ben Diyarbakır'da Orta Doğu Araştırmaları Merkezi diye bir yer kuralım dedim. Yani bilgiyi biz verelim. Biz kendimiz üretelim. Kendimizi tanıyalım. Maalesef bir yabancılaşma söz konusu. Yani zihin, o Faik Baysal'ın hani beyin nakli yapılıyor ya, bir şey vardı. Faik Baysal'ın ne adamdı? Filmin adını unuttum da. Bir entelektüel var. Evet. Adama bir köylünün beyni takılıyor. Tamam mı? Adam bir uyanıyor. Bu eller kimin diyor. Biz de ona benziyoruz. Yani beynimiz farklı. Biz doğuluyuz, tamam mı? Beynimiz doğulu, bedenince batılı olmaya çalışıyoruz. Onu da başaramıyoruz. Yani batı felsefesi okumak Hristiyanlığı bilmeyi gerektirir. Yahudiliği bilmeyi gerektirir. Mesela tez, antitez, sentez. Hegel'le atfedilen şey var ya hani. Baba oğul kutsal ruh yani. İşin özü bu. Hani saf aklın kritiği diyor İmmanuel Kant. Doğuştan günah diye bir şey var diye adam bunun üzerinde kafa yoruyor yani. Bakın kendi problematiği üzerinde. Bizde öyle bir felsefe yok ki, taklit işte. Kant dedim, bir de Heidegger modası çıktı. Heidegger aşağı, Heidegger yukarı. Ya kardeşim ne söylüyor bu adam? Moda. Yani işte Heidegger deyince belli piyasalarda. Piyasa yani, evet. Piyasa. Maalesef yani. Şimdi tabii bunları düşünen, bunları öneren felsefecilerimiz olduğuna göre demek var, ki tabii. Umut var. Var tabii yani tabii. Yani sizin bu cümleleriniz bize umut verdi. İnşallah. Bilmiyorum da. Yani bir felsefe okulu kurmak evet. Düşüncesi bile tabii, önemli tabii. Bir şey. Evet. Şimdi bu topraklar zaten felsefenin yurdu. Tabii. Hani 1000 yıl önce, 2000 yıl önce felsefe nasıl buralarda hayat bulduysa evet. Yeniden evet. Umutlu olalım. Evet. Yeniden bu topraklarda yeni okullar kuralım evet, hocam. Tabii. Şey mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar, mesela Yunan felsefesi diyoruz ya. Yunan dediğimiz yer Yunan Yarımadası değil.
Mesela Samsatlı Lukyanus var. Bizim arkadaş sempozyumunu yaptı. Lukyanus nereli? Adıyaman'ın Samsat ilçesinden. Felsefenin cini diye lakabı var onun yani. Çok eleştirel bir dili var o adamın. Hatta şeye İonya diyoruz mesela. Bizim Ege bölgesi İonya'dır. Ön Asya dediğimiz bölge. Kaldı ki daha Toynbee'ye falan gidersek Yunan felsefesi dediğimiz şey de o da ayrı bir şey yani. Yunan felsefesi Fırat Dicle arası Mezopotamya'dan türemiştir yani. İbrani geleneğidir. Mesela bugün Hermes dediğimiz hermetik gelenek diyoruz ya. İşte İdris peygamber olduğu söyleniyor. Mesela Filon dediğimiz Filon Musa peygamberin havarilerinden birisi. Filon dediğimiz adam Yunan felsefesinin içinde. Mesela Sokrates. Sokrates'in bir dini var mıydı? Elbette neydi? Orfeus diye bir adam. Orfeus daha önceki bir peygamberdir aslında. Yani peygamber bilinen, halk ozanıdır, saz çalar. Hatta Yunan tanrılarına baş kaldırdığı için adam paramparça etmişler. Nehre atmışlar yani. Başı da 3 gün 3 gece şarkı söylemiş yani nehirde giderken. Evet. Orfeus'un Delphi tapınağı var şeyde. Özür dilerim bir cümle daha söyleyeyim. Delphi tapınağının üstünde kendini bil yazıyor. Sokrates'e diyorlar sen en bilge kişisin diyor. Ben söylemiyorum. Rahip söylüyor yani. Kahin söylüyor bunu. Şeyin. Orfeusçu dindir yani bu. Din. Yani şunu anlatmak için Anadolu hikmet hani hikmet bütün insanlığın ortak mirasıdır ki ben Doğu Batı felsefesi demiyorum insanlık mirası diyorum yani. Anadolu hikmetin de yurdudur. Evet tabii. Yani birçok şeyin kökü olduğu gibi. Şimdi buradan kısaca bizde felsefe eğitiminin durumu üniversitelerdeki felsefe eğitimi ve orta öğretimdeki felsefe eğitimine kısaca değinelim. Evet. Sonra bir iki kısa soruyla tamamlayalım. Tamam. İşte o şey yani bizdeki felsefe eğitimi aslında felsefe falan. Hani kimse kusura bakmasın felsefe diye bir şey yok. Yani şey var. Bir piyasa var. Hani dersler konmuş. Şimdi Kant'ı anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Bir teolojik kavramlara. Bir ara ben düşünmüştüm. Sosyoloji, psikoloji, felsefe ve ilahiyatın belli bölümlerini tek bölüm olarak düşündüm. Yani böyle bir şey olsun. Hani bir puanla girsin öğrenci oraya. Bir yüksek puanla girsin. Şimdi felsefe bölümleri en düşük puanla alan bölümler. Yani bir nevi çürümeye terk edilmiş bölümler. Onu da ben bir yazıda dile getirdim yani. Üniversitenin en önemli bölümleri neden çürümeye terk edildi diye. Hakikaten öyle yani. Şimdi o niye sebepleri birincisi şey ölü kavramlarla düşünüyoruz. Yani adam Heidegger okuyorsun mesela. Yani Heidegger'in bütün problemi hani bu hayattaki o dual hani madde ruh ilişkisini temellendirmek. Hani kişi olarak insan merkezli bir anlayış. Yani bir problematik üzerinden fakat mesela Heidegger okuyan adam bu problematiği ne kadar kavruyor yani? Bu hangi problem üzerine? Çünkü senin zihninde böyle bir şey yok. Yani mesela diyelim bazen büyük filozof dediğin adamın üzerinde durduğu problem senin için hiçbir problem değil. Sen onu çözmüşsün mesela diyelim tamam mı? Ama adamı büyük yapan o problemin oradaki büyüklüğü. Yoksa şey değil yani. Anladın mı? Şimdi dolayısıyla bu ataklığı hani gösterebilecek bir hamleye ihtiyacımız var. Taklit var. Yani bir de üstün hani kompleks var. Bizde aşağılık kompleks. Yani mesela biz diyelim ki benim bir ara kütüphanemden öğrenci şey seçmiş. Albert Camus'un kitabını. Orada Philibel Ahmet Hilmi'nin de kitabı var. Amaka Hayal var. Dedim niye onu değil onu seçtin? Batılı yani. Şimdi batılı olunca şimdi benim adım Bülent Sönmez ya mesela. Bylent Sanmız olsa daha fiyakalı olur değil mi? Yani böyle daha bir şimdi adam Bülent Sönmez'den ders dinledik demek ayrı. Bylent Sanmız'dan ders dinledik demek ayrı yani değil mi? Yani daha fiyakalı bir sınıf atlamış oluruz. Ha bu kompleksten kurtulabilmemiz için biraz kendimize ait bir geleneğimizin olduğuna inanmamız lazım. Bunu ortaya çıkarmamız lazım. Zaten felsefe eğer o toplumun içinden çıkmazsa, evet. O toplumun sıkıntılarını, bunalımlarını anlatmazsa bir anlam... İşte ölü bilim olmaz. Dediğim zaten o. Zaten evet. 20. yüzyıldaki felsefedeki problemlerimizden birisi de
Batı toplumunun bunalımını dillendiren ya da onu analiz eden felsefecileri, işte Camus, Sartre gibi tercüme ediyoruz. Evet. Halbuki onlar bizim toplumumuzun bunalımları değil. Değil tabii. Ama böyle olunca da o toplumun bunalımını kendi toplumumuza aşılamış oluyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bundan tabii kurtulmamız lazım. Bu kurtulmanın, yani ruhsal bunalımlarımız da sahte oluyor, ithal oluyor yani. Evet, aynı şey psikolojide de öyle. Evet, evet. Yani batılı kavramlarla, batılı psikologların kitaplarıyla yetiştiğimiz zaman ya da onları okuduğumuz zaman bizim toplumumuzun değil başka toplumların tabii cevaplarını okuyoruz, öğreniyoruz. Konuşma boyunca zaman zaman değindiniz. Bizde felsefe yayıncılığı, yani yayıncılığın hali pürmelalini kısaca değinelim istiyorum. Evet. Şeyle birlikte, büyük ölçüde Hasan Ali Yücel'in klasikleriyle birlikte başlayan bir felsefe tercümesi ve felsefe yayıncılığı var. Ama tabii gerçek anlamda felsefe olmayınca ve buna uygun ifadeye izin veren ya da ifadeyi mümkün kılan bir dil de olmayınca felsefe kitapları da çıkmıyor. Yani çıkanlar yani çıksa da taklit oluyor. Diyor ki, ya da olanın olanın tekrarı. Evet evet. Diyor ki 90 dakikada felsefe. Ya arkadaş, yani 90 dakikada, yani şimdi 90 dakikada ne olur ya, bir film bile izleyemezsin yani. Çoğu film 90 dakikayı da geçer yani. Bir futbol maçı yani 90 dakikada felsefe. Veya şey oluyor hani piyasa dediğim, yani bir de felsefeye çok ilgim var mesela. Adam felsefeye ilgim var diyor. Felsefeye ilgin varsa ne yapacaksın? İşte şu kitaplar var, onları okuman lazım. Hatta ben dedim ya, felsefe kitabı diye bir kitap yoktur. Yani iyi kitaplar vardır. Zamana direnen kitaplar vardır mesela. Keşke mesela psikoloji bölümünde Dostoyevski okutsalar mesela, değil mi? Yani şey olarak. Hani Suç ve Ceza mesela, insan ruhu. Veya mesela çok ilginçtir. Babanzade Ahmet Naim'in felsefeye giriş kitabının büyük bölümü psikolojidir yani. İnsan doğasıyla ilgilidir. Zaten ben de bu felsefi bu şeyi işte... Biraz bu yazmalarımızın sebebi de şey yani, bu ıslah çabası aslında. Bu alanı biraz ıslah etmeyi düşünüyoruz yani. Yani felsefeye başlangıç dediğim şey böyle haşa, yani haddime değil felsefeyi başlatmak falan, ama şu anlamda söyleyeyim. Yani bu piyasa o kadar şey ki, yani o kadar kısır ki. Şimdi burada hem kendimize güvenimizi artıracak hem de altyapısı olan, yani bir geleneğe yaslanan işte bir felsefi anlayış, bir perspektif. Şimdi perspektif sahibi olduktan sonra mesele yok zaten. O hani bir formül öğrenirsin, binlerce problem çözersin. Temel espriler, yoksa fikirler tabii ki değişebilir. Babanzade Ahmet Naim dediniz de, şimdi Babanzade Ahmet Naim bugünün tavsiyesi olsun diyorum. Evet, evet, evet. Yani Akif döneminin ve 100 yıl öncesinin yani öylesine muhteşem bir dil var ki, yani o dille hakikaten felsefe yapılır. Tabii, tabii. Ve Babanzade iyi okumadan bugün niye felsefe yapamayız? Bunu anlamak mümkün zor, değil. Evet, yani doğru. Ancak o zaman tabii, anlamak doğru, mümkün. Doğru. Yani ben tabii Batı felsefesine de karşı değilim, ama yani yanlış anlaşmasın. Kant'ı Kant gibi okuyalım, Marx'ı Marx gibi okuyalım yani. Yoksa hani Marx'ı alıp da şey yapma, malzeme yapmayalım yani. Şimdi bazen bakıyorum, adam Marx anlatıyor. Lan Marx mezarında ters döndü adam ya. Öyle bir anlatıyor ki yani. Şey, Kant da öyle yani. O açıdan yoksa şey değil. Batı tabii ki dediğim gibi çok değerlidir. Batı'nın felsefe yapma biçimi tabii ki çok değerlidir. Ben değer veriyorum, ama dediğim gibi çoğu bize hitap etmiyor yani. Şey anlamda hitap etmiyor. Bizim problemlerimizden beslenen bir felsefe değil yani. Ki haklı olarak da öyledir yani. Her toplumun hani kendine ait bir felsefi şeyi olur, bir algısı olur ve bu algının problemleri felsefeyi üretir, hikmeti üretir, neyse artık yani. Evet. Şimdi son olarak sormak istediğim şey var. Artık günümüzde felsefe tartışmaları yine batıdaki, batı dünyasının ihtiyacı olan
düşüncelerin ürettiği kitapların evet. kavramlarıyla evet, yürüyor. Yani evet. işte modernizm, postmodernizm, postpostmodernizm, evet, post-truth. Evet, evet. Şimdi bu kavramların biz neresinde duralım? Şimdi şöyle. Yani evet, bu konuda bir evet, evet. Son olarak aydınlatalım. O ilk çok güzel. Şöyle şimdi hakikati bir şeyi ifade ederken ya yine ile mesela post-truth çağ diyor. Tamam mı? Bir dergi mesela diyor ki post-truth çağ diye bir sayı çıkaracağız. Şimdi bu tamamen pozitivist bir şey. Ya post-truth çağ diye bir şey olmaz yani. Orta çağ hani orta çağ karanlığı. Ya orta çağ dediğin yerde Gazali var yani. Şimdi nesi karanlık yani şimdi? Tamam mı? Şimdi çağla tanımlayanlar var. Sınıfsal olarak tanımlayanlar var. Tamam mı? Şimdi ama şöyle denebilir. Batı'da çıkan kavramları kendi anlayış eksenimize. Mesela ben post-truth çağ demiyorum da post-truth durum diyorum yani. Bir duruma işaret ediyor. Ha bu Batı'da olabilir. Bizim kendi aramızda da olabilir. Anlatabildim mi? Mesela şey diyelim Marx proletarya diyor değil mi? Proletarya işçi sınıfı diyor. Mesela Kur'an ezilenler diyor. Şimdi ezilenler kavramı daha genel, daha şumurlu, daha zamanlar üstü bir kavramdır. Yani bu ezilenlerin içinde memur olur, işçi olur, köylü olur değil mi yani? Memur da ezilebilir yani. Üst düzey bürokrat da mesela haksızlığa uğrayabilir. Hatırladın mı? Ezilenler yani daha genel bir kavram. Şimdi bu kendi kavramlarımızla düşünmek hani böyle bir şey. Hani plorete ya ploreter bugün var yarın yok. Şimdi de işsizler sınıfı diye yeni bir sınıf türedi. Yani işsizler sınıfı artık. Sınıf yeni sınıf diye adam kitap yazıyor. Ahlaki bozulmaları anlatıyor. Genelleştiriyor bunu. Ya bu bir sınıf değil ki. Bu bir durum. Bu bir hani ahlaki şey. Hani benim dünya görüşüm bunun bir durum olduğunu söylüyor. Yani bir post-truth hani bu mesela transhumanizm diye şimdi mesela yeni bir şey var. Transhumanizm. İşte acaba buna ne cevaplar veriyorsun? Ya bunlara işte kendi kurucu metinlerimiz var. Bir de hani koruyucu metinler, kurucu metinler. Kurucu metinler kutsal kitabımız. Onun üzerinden bakabiliriz. Mesela akıl diyoruz değil mi? Akıl. Mesela Kur'an'da mesela akıl diye bir kavram yok. Ya akilun, akletmek var mesela değil mi? Yani bunlar, bunları fark ettiğimiz zaman ya illa bize ait derken şunu kastediyoruz. Yani biz hani hakikatin kavranmasında zihnin yabancılaşmasını nasıl engel olabiliriz? Yani konu bu. Yoksa biz ya da o değil. Hakikati aramak hani bize ait. Hangisi bize ait? Yani bugün Batı'nın ürettiği felsefe ne kadar insana aittir? Ne kadar insana aittir? Ne kadar değildir yani? Bu konu bu. Yoksa yani bizim sıkıntımız şu. Kendi problemlerimiz kendi anlayışımız üzerinde var olduğu için problemlerin çözümü de yine kendi anlayışımız üzerinde var olmak zorundadır. Öyle değil mi? Yani bunu demek istiyoruz. Yoksa hani ben buradayım, ben her şeyi temsil ediyorum. Öyle bir şey yok. Yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben de sağ olun, çok teşekkür ederim. Vallahi. Tabii konuşacak şey çok ama evet. zamanımız dar. Çok sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Burayı gördüm. Çok mutlu oldum hakikaten. Balıkesirliler çok şanslılar. Özellikle Ahmet abi. Ahmet abiyi ben 85 yılında görüşmüştük bir iki kere. Sonra yıllar sonra işte nasip kısmet böyle karşılaştık. Maşallah 85'te neyse bugün de öyle yani. Sağ olun. Allah hamdolsun. Allah ömrüne İnşallah. Bereket versin. Sağ Kendisine ol. Ben sağ dua ol. Ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah.